أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قطر الندادان اشتغل bölümünü bitirdik. Şimdi tenazu bahsine geldik. Tenazu. İştigal bahsi neydi? Herhangi bir fiilden önce mansup bir ismin gelmesi ve ondan sonra bir fiilin gelmesi, o fiilin kendisinden önceki ismin amelinden uzak olup ona raci olan bir zamirle meşgul olması veya müteallıkının zamiriyle meşgul olmasıydı veya müteallıkının ameliyle meşgul olması. Bunları gördük çeşitlerini. Şimdi tenazu bahsi. Tenazu ne demek? İki fiil, ikisi de fail istiyor. Ya fail üzerinde tartışmaları var ya da ikisinin faili var, meful istiyorlar. Veyahut da İki fiilin iki mamul üzerinde tenazu var. İki fiil var. O fiillerin diyelim failleri var. İkisi de meful istiyor. Ya da biri fail, biri meful istiyor. Yahut da üç fiilin bir mamul üzerinde tenazu var. Üç tane fiil geçmiş. Üçü de meful istiyor. Her biri meful istiyor. İşte buna ne deniyor? Tenazu babı deniyor. Misallerinde anlayacağız bunu. Babun fit tenazu'i, tenazu konusunda bir bahis. Yecuzu, caiz olur. Fi darabeni ve darabtu zeyden. Darabeni ve darabtu zeyden de caiz olur. Ne i'malul evvel, birincisini amel ettirmek. Tabi bu işin özeti olduğu için konunun daha ilerisinde gelecek bir şeye misal vermiş. Mesela bu darabeni ve darabtü zeyden. Darabeni beni dövdü. Ve darabtü ben de dövdüm zeyden zeydi. Ya da vurdum manası. Şimdi burada darabeni deyince bu fiil ve mef'ul. Darabe fiil. Oradaki nun-nun-i vikaye fiilin sonunu koruyan. Ya da mef'ul bihi. Şimdi o zaman bu ne istiyor? Bu fiilin mef'ulü var. Ne istiyor? Fail. Fail istiyor. Ve darabtü de, darabe fiil, ta onun faili, o ne istiyor? O da mef'ul istiyor. Şimdi burada böyle münazaa tenazu konusunda birinci fiile mi amel ettirmek daha evla, ikinci fiile mi amel ettirmek daha evla? Basriyun ile Kufiyun arasında ihtilaf var. Kufiyyun diyor ki efendim ikinciye amel ettirmek daha evla. İ'malle yok birinciye amel ettirmek ikinciyi de zamir kılmak. Yani birinci fiili amel ettirmek ikinciyi zamir kılmak. O zaman nasıl olur? Darabeni Zeydün ve darabtuhu ve darabtuhu olur o zaman. Yani Zeyd kelimesini darabeni fiiline fail veriyoruz. Kufellere göre ve darabtu zaten onun faili vardı. Onu da bir mef'ul takdir ediyoruz. Ve darabtuhu bu şekilde bak. İ'malül evveli birinciye amel ettirmek. Ha bu tenazu babına babul i'mal da deniyor. Tenazu babı deniyor. Bir de babul i'mal. Babul i'mal da deniyor. Yani fiillerden birine efendim birine işte fail verirsek ötekinin failini zamir yapmak ya da birine meful verirsek ötekinin mefulünü zamir yapma gibi bir işleme babul imal deniyor. İmalül evvel birinciye amel ettirmek vaktarahu bu birinciye amel ettirmeyi tercih etti. Kim? El Kufiyyun Kufe uleması. Şimdi bu nahivde ekoller var. Kufe ekolü neyi tercih ediyor? Yani ikinciye amel ettirmek caiz ama birinciye amel ettirmeyi tercih ediyor. Feyutmaru fissani. Birinciye amel ettirilirse
İkinci de neye muhtaçsa o zamir yapılıyor. Yani fiiller bazen faile, bazen mef'ule, neye muhtaçsa o zamire dönüştürülüyor. Bak ne diyor zaten burada? Feyutmaru fissani, ikinci de zamir yapılır. Ne kullu ma yahtacuhu, o fiilin muhtaç olduğu şeyin hepsi, neye muhtaçsa. Evissani, ya da ikinciye amel ettirmek. İki tane fiil geçiyor ya peş peşine. İkinciye amel ettirip birincide zamir takdir etmek daha evladır. Kime göre? Vaktarahul basriyun. Vaktarahul basriyun. Basra uleması da bunu ihtiyar ettiler. Vaktarahul basriyun. Basra ekolü de bunu tercih ettiler. O zaman feyutmaru fil evvel, ikinciye amel ettirince birincide ne yapacak? Efendim zamir yapacak. Ve yutmaru fe yutmaru fil evveli, evvelde istitar yani gizlenir. Ne merfuhu, merfu zamir yapılır. Merfu dedi faili ya da naibi faili, fakat sadece. Nahvu şunun gibi. Mesela şöyle bir takdir yapalım yukarıdaki cümlede. Darabeni ve darabtu zeyden. Eğer birinciye amel ettirirsek ne olduydu? Birinciye amel ettirirsek darabeni zeydün ve darabtuhu. İkinciye amel ettirirsek darabtu zeyden, ikincide darabtu zeyden. O zaman darabeni'nin faili nerede? Darabeni'nin faili yok, burada takdir etmiyoruz. Mesela şu misal daha şey ona, o sizin kitabınızda yok da, ekrame ve ata zeydün amran. Ekrame ve ata, onu yazarsanız ekrame ve ata zeydün amran. Ekrame fiil ve ata da fiil, zeydün amran. Şimdi burada ekrame fail istiyor, ata da fail istiyor. Peki zeydün kelimesini ekrameye fail verirsek atanın tahtında ne yapacağız? Faili müstetir yapacağız. Mesela şöyle diyeceğiz. Ekrame zeydün ve ata hüve amran. Amreni o zaman meful yapacağız. Ne diyeceğiz? Ekrame zeydün. Eğer birinci fiil amel ettirirsek. Bak cümlede ne var? O cümleyi yazabildiniz mi? Ben yazmam hocam. İşte cümleyi yazın ki ona göre. Ekrame ve ata zeydün amren. Yazınız nasıl, böyle rahat yazabiliyor musunuz? Ben pek fazla alışmadığım için yazamıyorum. Ata zeyden değil mi? Zeydün. Ha, zeydün. Amren. Yazıyı geliştirmemiz lazım ki. Şimdi hatta şuradaki şeyi bir getirirsen Murat Hoca bir zahmet. O tahtayı şuraya koyalım. Şöyle yap da şuraya yazalım. Çünkü bunlar biraz çetrefilli. Şimdi ekrame ve a'ta zeydün amran. Burada şimdi iki fiil var. Birbirine atfedilmiş fiiller bak. Ondan sonra bir fail, bir de meful geliyor. Evet. Eğer Kufa ulemasına göre ne yapıyorduk? Birinciye amel ettirmek. Birinci daha önce geldiği için. O zaman zeydünü ekrameye ne yapıyoruz? Fail veriyoruz. Ata da fail istiyor. Ata'nın failini de hüve yapıyoruz. Amran da mef'ul oluyor. O zaman ekrame zeydün amran ve ata hüve amran takdirinde olacak. Getireceğim. Onu bir de silecek, orada bir şeyimiz vardı. Var mı orada silecek? Evet. Şimdi misali şöyle vermiş. O zaman burada esas mütenazaun fih olan bir isim var. Yani kendisinde tartışılan hangisi? Fail burada. Ekrame ve ata zeydün amran. O tartışılan isme de mütenazaun fih deniyor. Mütenazi'a, mütenazi'a, mütenazaun fih. Şimdi burada demek ki ekrame ve ata zeydün amran de, ekrameye zeydünü fail verirsek, birinci amel ettirirsek, ikinci fiilde, ata fiilinde failine takdir ediyoruz zamir. Evet.
Ve ata hüve tahtında. Ama Zeydün'ü ataya verirsek Basra Ulemas diyor ki kendine en yakın olan feile vermek lazım. O da caiz de ikinciye amel ettirmek ama tercih edilen Basralılara göre ikinciye amel ettirmek. İkinciye amel ettirirsek o zaman ve ata Zeydün, o zaman Ekreme'nin tahtında zamir müstetir yapacağız. Ekreme hüve. Ekreme hüve ve ata Zeydün amran şeklinde takdir edeceğiz. Tamam mı? Şimdi diğer misalimiz ne burada? Cefevni, bu da şairin sözü. Velem eşfül ehillâe. Cefevni. Cefa burada, cefanın manası kaba davranmak, incitmek. Hani Türkçemizde de geçmiş cefa. Çok cefa çektim derler de. Cefa. Cefevni'nin manası efendim kaba davranmak, kırıcı olmak, yüz çevirmek manası. Mesela bir adam şöyle bir cümle kullansa cefevtür racüle cefaen. Yani bir adamı ben yüz çevirmekle yüz çevirdim. Ya da efendim ona kaba davrandım manası. Şimdi burada iki tane fiil var. Dikkat edelim şiirde. Cefevni, onlar bana yani kaba davrandılar, incittiler beni ya da benden yüz çevirdiler. Velem eşfül ehillâe, ben dostlardan yüz çevirmedim. Şimdi burada iki fiil var. Biri cefevni, biri de ne? Velem eşfü, eşfü. Cefa, eşfüden eşfü. Cefevni, cefa, cefaya, cefev. Şimdi burada cefev nasıl bir fiil? Fiili mazi, cem müzekker, gayip. Peki bunun faili nerede? Vav. Oradaki ni, onun mef'ulü, yani ya mef'ulü. Cefa fiili iki mef'ul alıyor. Cefa fiili iki mef'ul alıyor. O zaman birinci mef'ulü o. Peki, velem eçfü de lem cezim edatı. Eçfü, cefa eçfüden fiili muzari nefsim tükelim vahde. Bunun faali zamir tahtta müstetir. Hüve el ehillâ ede mef'ulü. Şimdi bu ikisi de cefevni el ehillâ'yı kendisine ikinci mef'ul almak istiyor. Velem eçfü de onu mef'ul olarak almak istiyor. Velem eçfü mef'ulü bir almak istiyor el ehillâ kelimesine. Ehillâ ne? Halil'in cemisi. Dostlar. Halil, ehillâ. Ya da hullâ. Cemileri farklı geliyor. Ehillâ kelimesi. Şimdi burada eçfü. Anlıyor muyuz Cafer? Evet canım. Eçfü ne istiyor burada? O fiil. Fâil-i zâmir tahta müstetir. Ene. El-ehillâ-i mef'ul bih almak istiyor. Cefevni ne almak istiyor? İkinci mef'ul almak istiyor. O zaman mef'ul üzerinde tenazu var. Mütenazahun fih olan hangisi? El-ehillâ-e kelimesi. Buradaki şahit cefevni velem eçfül ehillâ-e. İkinci fiile amel ettirirsek, o ikinci fiil hangisi orada? Eçfü. Velem eçfü. Tamam mı? Ondan sonra onun mamulü hangisi? El-ehillâ-e kelimesi. El-ehillâ-e kelimesi. Mef'ulü bir alıyor. Peki o zaman birinci amil hangisi? Birinci amil de yukarıda cefevni. Faili ne orada? Cemî vâbı. O zaman bu zamir cefevni zamiri neye raci oluyor? El-ehillâ kelimesine raci oluyor. O zaman el-ehillâ kelimesi her ne kadar geride olsa da hem oradaki vav neye raci demek ki? El-ehillâ kelimesine. O zaman o zamir yerinde o vav. O zaman el-ehillâ kelimesi hem lafzan hem rütbeten cümlenin sonunda geliyor. Çünkü mef'ul-i bihlerin gelişi hem lafızda failden sonra hem de rütbe itibariyle failden sonra olduğu için buna cevaz vermişler. Dolayısıyla lafzan ve rütbeten kendisinden aşağıdaki el-ehillâ kelimesine ne yapıyorlar? Bu zamiri irca ediyorlar. Bu caiz mi? Caiz. Demek ki burada cefevni'nin şeyi bu.
Evet. Cefevni faili vav. Eşfünün faili ene. Cefevni'nin mef'ulü oradaki ya. Eğer biz el-ahillâ kelimesini eşfüye mef'ul verirsek efendim zaten cefevni'nin mef'ulü var. Burada iki mef'ul dedim ama bu iki mef'ul almayanlardan yok. İki mef'ul almıyor. Sadece burada cefevni'nin vavının ona raci olması. Zaten mef'uller hem lafzan hem de efendim rütbeten şeylerden öncedir. Söyleyin. Mef'ullerden önce olduğu için burada caiz görülmüş. Bunu zaten izahı aşağıda gelecek. Veleyse minhü. Veleyse olmadı. Minhü tenazu babından. Tenazu babından değil. Ne? Şairin şu sözü. Bu İmru'l Kays'ın cahiliye şairlerinden İmru'l Kays'ın şiiri. Kefani velem atlub galilüm minel mal. Niçin bu tenazu babından değil? Lifesadil mana, mana bozuk olduğu için. Bunun izahı ileride gelecek. Şimdi burada iki tane fiil var. Dikkat edelim. Kefani, kefa bir fiil. Atlub ikinci fiil. İki fiil tenazu ediyor. Ne üzerinde, hangi kelime hakkında tenazu ediyor? Galilün kelimesi hakkında. Şimdi kefani bana yetti. Eğer galilünü kefaniye fail verirsek atlubun o zaman mef'ule ihtiyacı var. Kefani kendine fail istiyor. Şöyle desek kefani velem atlub galilün. Kefani bana yetti. Galilün az bir şey. Minel mal maldan. Velem atlub. Halbuki ben az malı istemedim. Şimdi velem atlub lemgine cizim edatı. Atlub feyli muzari meczum. Galilün ney orada? Kefaniye fail verirsek atlubun o zaman mef'ulü yoktur. O zaman ona mef'ul ne yapacağız? Takdir edeceğiz. Velem atlub hü. Velem atlub hü. Ama bu her ne kadar tenazu gibi burada takdir yapabilsek de tenazu babı gibi ancak mana bozuk. Mananın bozukluğu da ileride gelecek. Bana az mal yeter, ben az malı istemedim. Şimdi manada tezat var mı yok mu? Manada tezat var. Bunun izahı ileride gelecek. Evet. Dolayısıyla onun izahını ileriye bırakıyoruz. Şimdi burası metindi. Bu tenazu babında aslında iki amilin bir kelime üzerinde iki amil deyince bu sadece fiillerde değil. Bazen mesela amiller ismi fail, ismi mef'ul, sıfat-ı müşebbe, ismi mensup olur. Onlar da şartları bulunduğu zaman fiiller gibi amel eder. Mesela ismi failler malum fiil gibi amel eder. İsmi mef'uller, ismi mensuplar meçhul fiil gibi amel eder. Ama onların şartları var. Onlara vasıf da deniyor. Vasıfların amel etmesinin şartları var. Onları da içerisine almak için iki amil tenazu yaptığı zaman. Mesela bu ismi fail, ismi mef'ulun amel etmesinin misalleri var. Mesela ismi faile misal verelim. Diyor ki ene katilün ve daribün zeyden. Şöyle desek biz. Ene katilün şunu aslında bu tarafa çevirip şu tarafa koysaydık bunu. Mesela bu ismi faile misal. Ve daribün zeyden. Bunu şöyle kullanacağız ki şimdi bu ne bu? Katilün. Bu müpteda. Bu neymiş bu? Müpteda. Bu haber. Ve daribinde vav atıf. Atıf harfi. Atıf. Daribin neyin üzerine atıf? Katilin üzerine atıf. Zeyden. Esas burada. Bu da mef'ul. Mütenazam fi olan bu. Mef'ul diye buraya. Mef'ul. Mef'ulü bi. Mef'ulü bi. Şimdi. Bu da matuf. Şu bir yerde de matufun aleyh. Bu da matuf oluyor. Matuf. Şimdi burada iki ismi fail, bak fail gibi amel ediyor. Bu
efendim kendine fail almış, bunu meful istiyor. Bunun efendim faili zamir tahtında, eğer bunu buna meful verirsek bunun mef'ulü yok, zamir olacak, zamir. Daribuhu ve daribuhu olur. Eğer bunu buna meful verirsek efendim bunun mef'ulü zamir olur. Ene katiluhu. E peki buradaki zamir kendisinden sonraki müteahhar isim. Bu isme raci olmuş oluyor. Evet, zamirin kendisinden sonra gelen hem lafzan hem de rütbeten sonradan gelen şeye efendim söyle isme raci olması caiz. Dolayısıyla demek ki bu da ismi faile misal. Ene katilün ve daribün zeyden. Şimdi öbür misal vermiştik demin, onu da bir yazayım da. Ekrame ve a'ta, ekrame ve a'ta zeydün amran. Tamam mı? Şimdi burada iki tane fiil amil var burada. Bu fiil. Türkçe yazacağım. Fiil. Ve a'ta da var ne? Atıf harfi. A'ta matuf. Şimdi bu iki fiil, bu ne istiyor kendine? Fail istiyor. Bu ne istiyor kendine? Fail. Şimdi biz eğer bunu birinci fiile fail verirsek, fail tamam mı? Bu fail. Birinci fiile fail verirsek, o zaman bunda fail ne yapacağız? Takdir yapacağız. Ne yapacağız burada? Hüve. Hüve takdir edeceğiz. O zaman bunu da buna meful vereceğiz ya da buna meful vereceğiz. O fark etmiyor. Bu da mefulü bi. Mefulü bi. Bu şekilde. Demek ki burada iki tane fiil var. Bunu görebiliyor musunuz? Evet. Burada iki tane fiil var. Bu fiil de fail istiyor. Bu fiil de fail istiyor. Eğer biz Kufe ulemasına göre bu birinciye amel ettirirsek, o birinciye ameli tercih ediyordu. Evet. O zaman ikinci fiilde faili zamir takdir edeceğiz. Eğer birinciye amel ettirirsek Basra ulemasına göre birinci fiil şeye en yakın olan fiil. Şey ikinci fiil, estağfurullah. İkinci fiile amel ettirirsek o zaman bu Zeydün'ü buna fail veriyoruz. O zaman bunun faili ne oluyor? Tahttan müstetir hüve oluyor. Bu da amrende mef'ul olmuş oluyor. Yani bu şekilde bir takdir olmuş oluyor. 13'ü geçirelim mi hocam? Efendim? Hatta şuya geçirirseniz biraz daha kolay kullanılır. Evet. Bunun misalleri çok yani. Mesela şu İbn-i Melek Suyuti'nin bunu şerhinde de çok güzel bunlardan misaller vermiş. Oradan da belki bazı misallerden istifade edeceğiz. Evet. Şöyle biraz bana bu tarafa canım. Burada. Tamam. Hani şöyle şey yap, sen oradan çık. Tamam. Şimdi. Onu da alayım mı? Buraya göstereyim. Hele dursun. He. Peki. Şimdi yüsemme hadel babu şerhine geçiyoruz. Bu baba isim veriliyor. Ne diye? Babet tenazu'i. Tenazu babı ismi veriliyor. Ve babel i'mal. Demin dedim ya. Bir de i'mal babı. İ'mal demek fiillere amel ettirmek. Eydan tenazu babı dendiği gibi i'mal babı da deniyor. Peki ve dabituhu. Bunun kaidesi, dabıt. Dabıt, kaide manasına. Ve dabituhu, bunun kaidesi, en yetekaddeme amilani. İki amilin geçmesi, ev ektara ya da daha fazla amilin. Şimdi burada amil dedi, fiil demedi. Niye amil dedi? Çünkü ismi faal, ismi mef'ul, sıfat müşebbeh gibi kelimeleri de içerisine almak için. İki fiil deseydi,
O zaman oradaki ismi fail ismi falan amel etmeyecek demekti. Onun için amil dedi. İki amilin ya da ikiden fazla amilin takaddüm etmesi isimlerden önce. Ve yeteahhara, teahhür etmesi, sonradan gelmesi, sona kalması, mamulun, bir mamulun, ev ekferu ya da daha fazla. O zaman iki amilin bir mamulde tenazuğu ya da iki amilin iki mamulde tenazuğu demektir. Yani ya iki amil bir mamulde ya da iki amil iki mamulde. Ondan sonra ya da daha fazla. Şimdi bunların misalleri gelecek. Ve yekunu küllün, ve yekunu olur küllün, hepsi minel müteqaddimi, geçen amillerden her biri oluyor taliben, ister oluyor. Neyli derken müteahhari, müteahhiri, müteahhir ya da müteahhar. Müteahhar olursa teahhir edileni kendilerine mamul istiyorlar. Mesela iki amil geçmiş, efendim bir mamul sona kalmış. İki amil, birisi onu fail istiyor kendine, birisi meful istiyor. Ya da ikisi de meful istiyor onu kendine. İşte buna tenazu babı deniyor. Şimdi bunların örneklerini veriyor. Misalü tenazu'il amileyni mamulen vahiden. Buralara dikkat edelim. İki amilin bir mamulde anlaşmazlıklarına misal. Tenazu anlaşmazlık. O diyor ki ben meful istiyorum onu. Öteki diyor ki yok ben onu meful istiyorum. Ya da biri diyor ki ben onu fail istiyorum. Öteki diyor ki onu ben fail istiyorum. Evet. Şimdi kavluhu teala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili. Bunun misali. Atuni üfrig aleyhi kıdra. Atuni. Atuni. Bana getirin. Şimdi bu Zülkarneyn'in seddi var. İşte Keyif suresinde geçiyor ya. O seddi yapma şekilleri var. Nasıl yaptığını tefsirde anlatıyor. Biz oraya girmeyeceğiz şimdi. Bana işte o eritilmiş demirleri getirin. Demir parçalarını. Demir parçalarını böyle yığıyor. Ondan sonra üzerine eritilmiş bakırlar vesaire döküyor. Onlar birbirine iyice kaynıyor. Yani dünyada bir böyle bir teknik yok. İki dağın arasını böyle set olarak dolduruyor. Şimdi esas tefsirini orada okuyacağız. Ama burada esas kelime bizim nahiv açısından kelimelerin tahlilini şöyle yapıyoruz. Atuni. Atu ne demek? Emri hazır. Atu. Eta. Ata yu'ti esas bunun şeyi. Ata yu'ti. Ata'nın emri ati. Ati. Atiye atu. Faili nerede bunun? Faili vav. Oradaki mütekellim yası bunun mef'ulü. Birinci fiil atu fiili, emir fiili. İkinci fiil üfrig. İkinci fiil neymiş? Üfrig. Efraga yufrigu ifragan. Peki burada niye bunu meczum okuduk? Emirlerin cevabında olduğu için. Atuni üfrig. Üfrig fiil-i muzari, nefs-i mütekellim vahde. Faili nerede bunun? Fail-i zamir tahtla müstetir. He? Ene. Şimdi bana getirin üfrigi dökeyim aleyhi o demirlerin üzerine gıtra. İşte o bakırları vesaire eritilmiş. Onları dökeyim. Şimdi gıtra kelimesinde tenazu var burada. Gıtra. Atuni'nin birinci mef'ulü ya. İkinci mef'ulü gıtra. Atuni kendisine ikinci mef'ul istiyor. Gıtra kelimesini. Üfrih, feil, faili zamir tahtına müstetir, ene. O da kendine ne istiyor? Mef'ulü bir istiyor. Tenazu hangisi? Şimdi biz eğer gıtran kelimesini atuni kelimesine efendim ikinci mef'ul verirsek, ona amel ettirirsek, şeylere göre böyle değil miydi? Kufellere göre. Birinci amel ettirmek. Evet. O zaman ne olur? Atuni gıtran üfrih hü aleyhi. O zaman üfrig mef'ulü zamir takdir edeceğiz. Üfrig hü. Üfrig hü. Zaten mef'uller kelamda fuzladır. Yani olmasa da olur ama şayet takdir edilirse o şekilde olacak. Üfrig hü şeklinde olacak. Ve delik bunu şimdi izah ediyor. Bu nedir? Bu böyle sabittir. Niye?
لِأَنَّ اَتُونِي اَتُونِي kelimesi fiilün ve failün ve mef'ulün. Fiil, fail mef'uldür. Atu fiil, emir fiil. Emir fiili. Faili zamir, faili vav. Mef'ul hangisi? Oradaki mütekellim yası. Ona birinci mef'ul diyoruz. Peki, yahtacu bu atuni fiili ihtiyaç duyuyor ile mef'ulin sa'nin kaçıncı mef'ule? İkinci mef'ule. Şimdi gıtranı ikinci mef'ul olarak almak istiyor. Ve üfrik, üfrik fiilün ve failün. Üfrik fiil ve faildir. Faili nerede onun? Müstetir ene. Yahtacu bu da muhtaculü ile mef'ulin. Mef'ule muhtaç. Bu da mef'ulü bir'e muhtaç. Bu bir mef'ul alıyor. Atuni iki mef'ul alıyor. Atuni gıtran kelimesini kendini ikinci mef'ul olarak istiyor. Üfrik de mef'ulü bir olarak istiyor. Peki ve teahhara anhuma onlardan sonraya kaldı gıtran, gıtran kelimesi. Öyleyse mütenazaun fih olan isim hangisi? Gıtran kelimesi. Ve kullum minhuma efendim bu atuni üfrik fiillerinden her biri talibün lehu gıtran kelimesini kendisine talep ediyor. Biri diyor ki benim ikinci mef'ulüm olsun. Öteki de diyor ki yok benim mef'ulü bihim olsun. Eğer bunu birinci fiile mef'ulü sani yaparsak ikinci fiilin mef'ulünü zamir yapacağız. İkinci fiile mef'ul yaparsak o zaman birinci fiile ikinci mef'ulü takdir ediyoruz. Atunihi. Abdülkerim Hoca. Atunihi şeklinde onu zamir yapıyoruz. Ve misalü tenazu'il amileyni ektere min mamulin. İki amilin bir mamulden fazlasında tenazu etmesi. Yani iki amil, iki mamul hakkında neyi var? Efendim, tenazu var. Şu verdiğimiz misal o işte şu. Ha şu Ekrem'e ve Ata Zeyd'in amiran. Burada başka misal vermiş. Ne gibi mesele bu? Darabe ve Ekrem'e Zeyd'in amiran. Darabe ve Ekrem'e Zeyd'in amiran. İki tane amil var burada. Hangisi onlar? Biri darabe, biri de burası ne? Ekrem'e. Biri darabe, biri Ekrem'e. İki tane de mamul var. Zeyd'in fail, amran mef'ul. Failler de mamul, mef'uller de mamul. O zaman iki amilin iki mamul üzerinde tenazu var. Şimdi darabe diyor ki ben Zeyd'i fail almak istiyorum. Ekrem'e diyor ki yok ben ona daha yakınım, ben onu fail almak istiyorum. Darabe diyor ki amreni ben mef'ul almak istiyorum. Ya da Ekrem'e diyor ki yok amreni ben mef'ul almak istiyorum. İki amilin iki mamul üzerinde tenazu var. Peki o zaman birinci fiil amel ettirelim kufellere göre. Birinci fiil hangisiydi orada? Darabe. O zaman şöyle diyeceğiz. Darabe Zeydün ve Ekrem'e hüve amran. Darabe Zeydün amran. Ve Ekrem'e hüve amran o şekilde takdir edeceğiz. Anladınız mı? Demek ki eğer ikinci fiil amel ettirirsek ikinci fiil Ekrem'e. O zaman Zeydun'una fail verirsek Darabe'nin failin ne olur o zaman? Darabe'nin faili efendim hüve olur. Şimdi burada merfu olan zamirlerin kendisinden sonraki isme raci olması başka yerlerde caiz değil. Ancak tenazu bahsinde caiz. Tenazu bahsinde merfu zamirin kendisinden sonraki bir isme raci olması efendim ancak tenazu babında caiz. Onun için darabenin altındaki hüve kime raci? Kendisinden sonraki zeyde raci olur. Demek ki burada iki tevcih yapıyoruz. Bir, zeydünü darabeye fail verirsek Ekrem'in failini zamir yapıyoruz. Hüve. Eğer Zeyd'i Ekrem'e fail verirsek Darabe'nin tahtında faili hüve zamiri olmuş oluyor. Amr'ende? Amr'da da var hocam. Tenazu. Amr'de de var. Amir işte o zaman Amr'i eğer Ekrem'e mef'ul verirsek Ekrem'e Zeyd'in amran. Eğer şeye verirsek Darabe hu ve Ekrem'e
darabe hu ve ekreme. O zaman darabenin faili nerede? Hüve. Mef'ulü de efendim şey yapıyoruz. O amre raci olan bir mef'ul. Darabe hu zamirini ona irca etmiş oluyoruz. Evet. Ve misalü tenazu'i ektere min amileyni mamulen vahiden. İki amilin bir mamulden iki amilden fazla, yani üç amilin daha doğrusu. Üç amilin, dört amilin neyse, iki amilden fazla amillerin bir mamul üzerindeki tenazuğuna misal. Bir mamul üzerinde tartışıyorlar. Ama amil 3, 4 fazla olabilir. Ne gibi? Kema salleyte ve barekte ve terahhamte ala İbrahim. Bizim okuduğumuz salavat-ı şerife nasıl? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed kema salleyte ala İbrahim. Ama başka hadislerde kema salleyte ve barekte ve terahhamte. Bu şekilde salavat-ı şerife de var. Şimdi burada kema salleyte. Salleyte nasıl bir fiil? Fiil-i mazi, müfret müzekker, muhatap. Salla fiil. Faili hangisi burada? Ta. Muhatap tası. Ve barekte de vav, atıf harfi. Barekte burada, bu da efendim fiil fail. Ve terahhamte, o da fiil fail. Peki bunlar şimdi üçü de ne istiyor? Mef'ul istiyor. Ala İbrahim. Ala'nın mutallakı hangisi amilleri? Salleyte de olabilir, barekte de olabilir, terahhamte de. Üçüne de taalluk olabilir. İbrahim'e, ala ile efendim nasıl mecrur? İbrahim'e gayr-ı musarif, fethayla mecrur. Efendim o zaman ne diyeceğiz biz burada? Mahalle mecrur, öyle mi? Ya da takdiren mecrur. Çünkü İbrahim'e kelimesi fethayla mecrur. Yok, fethayla mecrur gayr-ı musarif olduğu için. O zaman içinde takdir falan yok. Fetha ile mecrur, çünkü gayrimusarıflar fetha ile mecrur oluyor. O zaman biz bunu mef'ulü bir gayristarak yapacağız. Hangisine? Salleyte diyor ki ben bunu mef'ulü bir yapmak istiyorum. Barakte diyor ki ben, terahhamte diyor ki ben. O zaman eğer biz bunu birinci fiile mef'ulü bir gayristarak yaparsak kema salleyte ala İbrahim ve barakte ala İbrahim ve terahhamte ala İbrahim. Böyle. O zaman birinci fiile şey yaparsak öteki fiillerde ne olur o zaman? Zamir. Zamir takdir. Zamir olur. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Feala İbrahim, ala İbrahim kelimesi matlubun likulli vahidin min hadihil avamili selaseti. Bu üç amilden her birinin talep ettiği bir mef'ul oldu. Her birini talep etti. Her birine ayrı ayrı mef'ul verebiliriz. O zaman ala İbrahim salleytenin mef'ulü bih gayr-ı sarih olabilir. Barektenin olabilir. Terahamtenin olabilir. Bunda efendim hangisine mef'ul verirsek diğerlerinde mef'ul dedim ya işte fuzladır. Zikredersem o zaman da onu zamir olarak zikredebilirsin diğerlerine. Evet. Ve misalü tenazu'i ektere min amileyni ektere min mamulin. İki amilden fazla amilin bir mamulden fazla mamuller üzerinde tenazu'u. Şimdi dikkat edin. Amiller üçten fazla, tenazu edilen mamuller de ikiden fazla. İki, birden fazla yani daha doğrusu. Birden fazla yok. İkiden fazla değil. Amiller 3'ten 3 ve 3'ten fazla, 2 amilden fazla, mamul de 1'den fazla. 2 mamul üzerinde 3 ve 3'ten fazla amilin tenazuğuna misal. Kavluhu aleyhissalatu vesselam. Peygamber aleyhissalatu vesselam şu sözüdür. Tüsebbihun ve tuhammidun ve tükebbirune dübura kulli salatin telasen ve selasin. Bunun gibi. Peki bu nasıl oldu? Şimdi burada hadis-i şerifte böyle geçiyor. Tüsebbihûn. Siz tesbih edersiniz, ediyorsunuz. Ya da buradaki fiillere emir manası da verilebilir. Tesbih edin manası. Tüsebbihûn'un faili nerede burada? Vav. Wow.
ve tahmedune ve tuhammidune. Ve tahmedune de okunur burası. Ve tuhammidun. Ama buradaki hadiste tuhammidun. Tuhammidun. Hamd edersiniz. Bunun faili yine vav. Ve tükebbirun. Tekbir edersiniz. Yine bunun faili vav. Nerede? Dübura kulli salatin. Her namazın sonunda. Ne kadar? Selasen ve selasin. 33 defa. Şimdi burada 3 amil. Birisi tüsebbihun. İkincisi tuhammidun. Üçüncüsü tükebbirun. Bunların failleri var. Bunlar ne istiyor? Kendilerine iki tane mamur istiyorlar. Bir tanesi dübura kelimesi. Dübür kelimesi nasıl bir kelime? He? Ali? Zarf, zarf. Dübura halfe kulli salatin demek. Zarf. Şimdi orası mefulifi olur. Zarflar mefulifi olur. Selasen ve selasin o da mefulu mutlakın yerine gelmiş adetler. O da mefulu mutlak olur. Mefulu mutlak olur. Ondan sonra dolayısıyla iki tane mamul var burada. Biri dübura kelimesi, biri de selasen ve selasin kelimesi. Şimdi bu yukarıdaki fiiller her biri hem mef'ulü fi, yani kendine zarf, hem de mef'ulü mutlak almak istiyor. Dikkat edelim şimdi. Fedübura kelimesi izahında mensubun ale zarfiyeti. Zarfiyet üzere mensuptur. Yani mef'ulü fi'tir. Ve selasen ve selasin terkibi mensubun mensuptur ale ennehu mef'ulün mutlakun. Mef'ulü mutlak ya da mef'ulü mutlakin. Mef'ulü mutlak olmak üzere o da mensuptur. O zaman şu üç amil ne istiyor? Her biri mef'ulü fih ve mef'ulü mutlak istiyor. Eğer biz efendim bunların mef'ulü fihi, mef'ulü mutlakı tüsebbihune fiiline verirsek ne diyeceğiz o zaman biz? Tüsebbihune dübura kulli salatin selasen ve selasin. Ve tuhammidune'ye verirsek ve tuhammidune dübura kulli salatin selasen ve selasin ve tükebbirune'ye verirsek ve tükebbirune dübura kulli salatin ve selasin selasen ve selasin diye takdir edeceğiz. Ve kad tenaza'ahuma kullu minel avamili selaseti sabikati efendim yukarıda geçen bu üç amil bu iki mamur hakkında tenazu ediyor aleyhima bu iki mamur hakkında tenazu yapıyor. Evet. Burada iki mef'ulleri takdir edecek olursak birinciye verdiğimizde diğer iki fiillere o zaman onları zamir olarak mı diyeceğiz? Tabii mesela o zaman ne olacak? Ve tuhammidune huma evet. Efendim ve tükebbirune huma o zaman zamir takdir edeceğiz. Evet. Ama burada aslında zamir de takdir etmemiş şeyi takdir ettiğine göre bunların her birini çünkü mef'ul üzerinde, iki mef'ul üzerinde bunların tenazuğu var. O zaman hangisine verirsek diğerlerine zamir takdir etmemiz gerekiyor şeye göre. Şayet zamir takdir etmez de bunların kendisini takdir edersek o zaman her bir fiile bunları mef'ul, iki mef'ul vermiş olacağız. Dübura mef'ulü fi selasen de, selasen ve selasin de, bu selasen ve selasin adet. Burada adet neyin yerine gelmiş? Mef'ulü mutlakın yerine. Mesela tüsebbihune tesbihan selasen ve selasin takdirindedir. O tesbihanın yerine gelmiş o. Mef'ulü mutlak öyle oluyor. Ya da tuhammidunenin mef'ulü nasıl? Mastar nasıl olur? Tahmiden. Tükebbirunenin mastarı tekbiren. Onların yerine gelmiş işte selasen ve selasin gelmiş. İza tekarrara hâdâ. Bu böyle kararlaştığı zaman, böyle karar kıldığı zaman bu yukarıdaki o zaman demek ki buraya kadar özetlersek ya iki amil bir mamul üzerinde tenazu var ya iki amilin iki mamul üzerinde tenazu var ya üç mamulun bir mamul üzerinde tenazu var ya üç mamulun iki mamul üzerinde tenazu var. Bunu böylece bildikten sonra fenegûru biz deriz. La hilâfe hilâf yoktur, ihtilaf yoktur. Fi cevazi i'mali eyyil amileyn. İki amilden hangisine amel ettirsem bunun cevazında ihtilaf yoktur. Evil avamili ya da üç ve üçten fazla amillerin
hangisini amel ettirirsen ettir. Bunda ihtilaf yoktur. Çiğite, hangisini dilersen. İster iki amilden birincisini amel ettir, ister ikincisine. Üç amilden istersen birinci, istersen ikinci, istersen üçüncüsünü amel ettir. Üçü de caiz. Ancak ve innemel hilafu, burada ihtilaf, ancak ihtilaf fil muhtari, evla olandadır. Hangisine amel ettirmek daha evla? Tercih edilen görüş hangisi? Fel kufiyyun, kufa uleması yahtarune, tercih ediyorlar imalel evveli, birinci fiili amel ettirmeyi. Birinci amile amel ettirmeyi. Birinci amile. Sadece fiil de demeyelim orada biz. Birinci amile amel ettirmeyi. Lisebkihi, birinci amil önce geçtiği için. Diyor ki önce geçtiyse diyor ismi zahir ona fail vereceğiz. Ötekinde zamir kılacağız. Ya da mefuluna vereceğiz. Ötekinde zamir kılacağız. Yani birinci amile amel ettirmeyi tercih etmişler. Ama her ikisini amel ettirmek de caiz. Hem kufellere göre hem basralılara göre. Tercih neymiş kufellere göre? Birinci amile amel ettirmek. Vel basriyun, basralılar da yahtarune i'malel ahiri, sonkine amel ettirmeyi ne yaptılar? Çekiler. Efendim tercih ettiler. Likurbihi, sonki amil daha yakın, mamule yakın olduğu için. Mesela şimdi şurada ekreme ve ata zeydinde, zeydin buna mı yakın, buna mı yakın? Zeydin ata'ya yakın. Basra diyor ki Basra uleması kendisinden önceki yakın olan fiile onu fail kılmak daha uygun. Ama buna da fail kılabilirsin diyor. Ya da kufeller ne diyor? Bunu önce geçen birinci fiile amil verirsin, mamul verirsin. Efendim buna da zamir yaparsın. İkinci fiilin tahtına failin zamir yaparsın diyor. İkisi de caiz ama evlası Basralılara göre ikinci fiile amel ettirmek, kufellere göre birinci fiile amel ettirmek. İnşallah anlaşıldı. Fe'in ameltel evvele, eğer birinci fiile amel ettirirsem ya da fe'in umilet, sizinkinde amelte mi, umilet mi? Umilet de olabilir, amelte de olabilir. Ama burada amel admerteye göre amelte olacak. Fe'in amelte, eğer efendim amel ettirirsem el evvele, birinci fiile, birinci amile, hep dilimize gelmiş fiil diyoruz. Birinci amile amel ettirirsen etmarte zamir kılarsın. Fissani ikinci fiilde o mamulü zamir kılarsın. Fissani içinde neyim? Zamir kılarsın. Külle ma yahtacu ileyhi. İkinci amil neye muhtaç oluyorsa onları zamir kılarsın. Min merfu'in merfu'a ve mensubin mensube ve mecrur mecrura. Hangi mamule muhtaç? Merfu olursa fail, mensub olursa meful, mecrur olursa mefulü bir kayd-ı sarih. Hangisine muhtaçsa ikinci amilde onları zamir yaparsın. Ve dalik, bu da nahvu şunun gibi. Kâme ve kâade ehevâke. Bakın bu da önemli. Mesela kâme kâme ve kâade ehevâke. Şimdi burada kâme bir fiil. Var burada atıf harfi kâade. Buraya bakın. İkinci fiil. Ehevâke üzerinde bunlar. Ehevâke. Esas mütenazavun fi şey bu. Bu fiil. Bu ne? Fiil. Bu ikinci fiil. Ehevâ, esas konu burada. Ehevâ'yı birinci fiile mamul kılarsak ne olur? Kâme ehevâke, o zaman ikinci fiilde bunu zamir yapacağız. O zaman ikinci fiilde zamir elif olur, tesniye elifi. Vâka adâ. Ehevâ, bu da fail diyeceğiz buna. Fail. Şimdi biz bu ehevâ'yı, bu neyle merfu? Failler merfu olur. Elifle. Elifle merfu. Bunun aslı ehevâni. Ehevâni. Burada kefa muzaf olduğu için nun düşmüş. Tesneller rafi hali elifle. Şimdi biz bunu eğer tutar, buna fail verirsek,
Efendim ya da buna da fail verebiliyoruz. Buna da fail verebiliyoruz. O zaman biz şöyle yapacağız bunda. Kâme'ye verirsek bak şöyle takdir edeceğiz. Kâme, kâme, eha, vâke ve kâ'a da. Kâme, eha, vâke ve kâ'a da. Bunlar ne istiyordu bu iki fiilde? Bak kâme, kâde. İkisi de fail istiyor. Görebiliyor musun Cafer burayı? Evet hocam. Ha. Şimdi eğer biz bu akavayı birinci fiile fail verirsek ikinci fiili zamir yapacağız. Zamir ne orada? Elif, elif. Tesni elifi işte zamir. O zaman birinci fiili amel ettiriyoruz, ikinci fiili zamir yapıyoruz. Ve ada. Peki eğer biz bunu birinci fiile, şey, ikinci fiili amel ettirirsek o zaman birinci fiilde zamir yapacağız. Kâma ve kâde akavâke. Kâma ve kâde ahavâke. Kâma ikisi kalktılar. Bu iki kardeşler. O zaman buradaki zamir kendisinden sonraki müteahhar kelimeye raci. Merfularda oluyor muydu bu? Tenazu babında oluyor işte. Buradaki elifler o zaman şu şekilde olur. Kâma, kâma efendim ve kâde ahavâke. Bu şekilde olur. Kâma. Bunun faili ne burada? Elif. Bunun faili ne? Ehava. Bunun faili elif. Bu fail. Fail zamir yani. Bu zamir. Bu kade fiil. Bu da fiil. Ehava şeyin faili. Ehava. Fail. Neyin? Ha bu birinci fiilin. Tekrar ehava muzaf kaf mahalle mecbur muzafın li. İşte bu şekilde. Ama şurada birinci fiili amel ettirdik. Burada ikinci fiili amel ettirdik. İkinci fiile burada amel ettirmiş olduk. Efendim kama ve kaade ehava ehavake. Burada ikinci fiil amel ettirmiş olduk. Burada birinci fiile. Birinci fiil amel ettirirsek ikinci fiil zamir. Efendim fail elfi yani. İkinci fiil, birinci fiil amel ettirirsek ikinci fiil akaba kelimesini fail almış oluyor. Evet. Bu şekilde takdir ediyoruz. Şimdi burada misaller vermiş. Ve zelik bu da nahvu şunun gibi. Kâme ve kâde ehevâki. İşte bu inceledik. Ve kâme ve darabtuhuma ehevâke. Şimdi kâme darabtu. Kâme fiil. Darabtu de fiil. Ancak faili var. Hüma zamiri, zamiri mensup. Niye? Mef'ul konumunda. Ehevâke yine burada fail. Şimdi kâme, burada şimdi iki amil, iki şeyli aslında nizası var burada. O zaman kâme fiil, faili o zaman ehavâke'yi verirsek kâme'ye ehavâke'yi verirsek kâme ehavâke senin iki kardeşin kalktılar ve darabtühümâ ben o ikisini dövdüm. Şimdi eğer biz ehavake'yi şeye fail verirsek söyleyeyim. Neye? Kâme'ye. Kâme'ye. Tamam mı? O zaman eğer bu ehavake kelimesini biz darabtühümâ'ye meful verirsek şöyle olur o zaman bunun faili kâma ve darabtü ehaveyke. Darabtü ehaveyke. Çünkü meful olunca o zaman o şekilde olur. Yani ehaveyke yani Esma-i Hamse'nin şey tesniyenin şeyi ne oldu burada o zaman? Ya ile oldu nasip hali. Bu şekilde. Ve kâme ve merartu bihima.
Burada ne üzerinde tenazu ediyorlar? Burada da mecrur. Şimdi kâme ehavâke ve merartü bihima. Bak bihima burada zamir-i mecrur. Kâme ehavâke. O zaman ehavâke'yi kâme'ye fail vereceğiz. Şeyde zaten merartü bihima. O da mef'ul bi gayri sarih. Evet. Peki ve zâlik bu da böylece sabittir. Bu zâlikelerden sonra bir şeyi takdir ediyoruz. Söyleyin. Bir sabitün kelimesi. Liyennel ismel mütenaza'a fihi. Burada kendinde tenazu yapılan isim ve hu ehavake. Ehavake kelimesidir. Fil misal, misalde fi niyeti takdim. Yani onu takdim edersek. Şimdi kâme ehavake. Esas tenazu bunda. Şimdi eğer ehavake'yi kâmeden sonra getirirsem o zaman kâmenin faili oluyor. Feddamiru damir. Hangi zamir? Darabcuhumedeki zamir. Ve in ade ala müteahhirin lafzan, her ne kadar lafzan bu darabcuhumedeki zamir kendisinden sonraki ehevâ kelimesine raci olsa da lakin de bu müteakaddimin rütbeten rütbe itibariyle, derece itibariyle ondan efendim öncedir. Niye? Failler mef'ulden öncedir. Ama burada fail sonra geldi. Şimdi esas buradaki tenazu edilen hangisi? Ehevâ kelimesi. Bu cümlenin sonunda geldi. Diyor ki her ne kadar o zamirler kendisinden sonraki ehevâ kelimesine raci olsa da rütbe itibariyle ehevâ kelimesi mef'ullerden önce gelir. Öyleyse Arapçada lafzan kendisinden sonra gelse bile rütbeten kendisinden önce gelen kelimelere zamirler raci olabilir. Evet. Şimdi burayı okuyalım ama bir dersimiz kalıyor geride. Onu da isterseniz bu ikinci şeyi yarın okuyalım. Ha, burada kalalım inşallah. Yarın ki bölümle bunu inşallah bitirelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.